Merhaba Tam Endir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarının yine oyunlarının evet yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Olmadı o şey dediğim oyunlarının ama olsun, sorun yok. Yabancı değiliz artık burada kaç bölüm yüze şurada ne yani kaldı? Yani sonuç olarak biz alayınızı sevgiyle selamlıyoruz arkadaşlar. Sevgiyle selamlıyoruz. Ne haber? Sövüyorlar sonra yapma. Olsun. O zaman ilk oyunla başlıyorum. Ver. Bayram nasıl geçti? Bayram iyi geçti ya. Güzeldi. Bol bol. Tabii biliyorsun. Evet. Allah korusun. Evet. Afiyet olsun herkese. İlk oyunla başlıyorum. Snipercileri coşturacak bir oyun. Aynen öyle. Sniper Ghost Warrior. Warrior efsane bir oyun. Yani diyor ki keskin nişancı, şimdi, hayalet savaşçı. Şimdi bu oyun aslında biliyorsun çok çok böyle artık popüler bir oyun. Popüler bir oyun. Oyun yani böyle çok çok zamanda farklı aynen. Farklı varyasyonları da var. Bu da yeni bir varyasyon diyebileceğimiz yeni yayınlanmış. Ama şimdi bak yeni varyasyon demekle kalmamak lazım bu oyun için. Çünkü bu oyunun grafikleri evet zaten efsane. Evet. Hani sniper diye olsak da hani sadece sniper olarak oynamıyoruz. Ne bileyim tabancamızı alabiliyoruz. Yani o kanas tüfekler yerine. Yalancı yapımcı. İyi madem yap. Sniper yazıyorsun adına niye başka silah koyuyorsun? Yapımcı. Niye bir dakika sniper dediğin adam niye başka silahla oynayamıyor? Bence mantıklı. Abi. Sniper dedim mi ben de sniperdır bir tek. Ne yapacaksın? Uzakta pusucu oynudur. Yanındaki yani adama da mı sniperla sıkmaya uğraşacaksın? Orada çekiyor tabancayı vuruyor. Yani. Neyse tabancası var. Normal bir evet. M4A1 dediğimiz tarzda böyle makineli tüfeği de var. Aynı zamanda yine böyle uzak menzilli tek atabileceği kanas böyle sniper tüfekleri de var oyunda kahramanımızın. Hani farklı böyle oyun modları var ve grafikler ciddi anlamda çok yani bu ateş etme oyunlarının benzer türlerinde bu kadar iyi grafiklere rastlayamazsınız. Evet. Yaklaşık 200'e yakın farklı bölüm var oyunda. Cidden yüksek bir rakam. Birbirinden farklı düşmanlar var. Yine karşıda sniperlar var. Ne bileyim taramalısı olan adamlar var. Hatta size roket atarlar. Roket fırlatan abiler bile var. Bunları bir an önce etkisiz hale getirseniz tabii hayatta kalma olasılığınız daha yüksek. Bölümleri tamamlayarak evet sonrakine geçebilirsiniz diyorum. Ne çok konuştum. Evet. Evet. Ve diğer sıradaki oyunumuz. Nobleman 1896 diyorum. Naber? 1896 dediğine göre evet bu oyun kesin 1896 yılına geçiyor. Tebrik ediyorum gerçekten. Çok iyiyim ya. Çok bir, muhteşem tespit. Muhteşem bir tespit. Alkış gerçekten alayım, alkış alayım. Mükemmel bir atlayış. Arkadaşlar. Şimdi bu oyunda aslında yine hem ateş etme oyunu evet bir önceki oyunda olduğu gibi. Bir dakika yani bu hafta açık konuşacağım çok ateş var. Bayağı ama ateş şöyle bir şey var ya. Bizim takipçilerimizin genelde böyle çoğu abi vurdulu kırdılı oyunlar verin böyle ateş etmeli ateş etmeli counter gibi oyunlar olsun diyen bir kitle bildiğim kadarıyla. Birazdan var bir tane counter harbi çok iyi oyun. Ben birazdan var ya geliyorum o oyunun hani Android zaten var da iOS'u gelsin diye çok bekledim hani tanıtalım diye sonunda gelmiş onu tanıtacağız. Çok efsane oyun. Nobleman'a geçelim tekrar. Var mı söylemek istediğim şey ben inceden. Devam et ben gireceğim aradan. Tamam. Nobleman'da yine bir önceki oyunda olduğu gibi ateş etme sahneleri var nişan alıp ama tam olarak oyunumuz öyle değil. Bu oyun biraz daha farklı. Direkt olarak biz bir ordunun generaliyiz gibi düşünün ve ordularımıza savaş sırasında istediğimiz taktikleri vererek düşmanın üzerine salabiliyoruz. Buna ek olarak biz de taarruz halindeyiz. Yer yer düşmanlarımıza silahımızla siper alıp evet ateş ediyoruz. Yer yerde direkt yakın muharebe böyle kılıçla giriş yapabiliyoruz. Tam olarak değinmek istediğim noktaya değindim. Şimdi oyun dışarıdan baktığında böyle direkt dümdüz ateş etmeli bir oyunmuş gibi gözüküyor. Ama değil. Fakat aslında hiçbir şekilde öyle değil. Oyunda tamamen geliştireceğiniz stratejiye göre başarılı olabilirsiniz. Stratejiniz başarısız olursa siz de başarısız olursunuz. O yüzden böyle taktik yaparak, taktik geliştirerek ilerlemeli oyunları seviyorsanız bu oyunu seveceğinizden aynı eminim. Aynı zamanda şey de var bunda hani yine bir üssünüz var. Bu üssünüzü de geliştirmeniz gerekiyor. Evet. Oradan yeni birlikler üreterek savaşlara yanınıza sokabiliyorsunuz bu birlikleri de. Sıradaki oyunumuz yine Ozancan'dan geliyor. Night.io. Night.io. Ben bir kahve içeyim sen az anlat. Bu Agario'ya benzeyen bir oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorsun. Fakat burada farklı bir olay var ki birazcık Carmageddon'dan da alınmış bir durum var. Çünkü etrafındaki gezinen arkadaşları patlatmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan siz onları patlattıkça, kovaladıkça birazcık da Agario'dan alıntılar var gibi yok gibi değil. Kullanmış olduğunuz aracı araç adı değil ne? Ya, araç ne değil aslında. Onun adı ya? Onlar savaş şey, şeyi işte. Şövalye işte aslında onlar. Yani, yani işte, sadece biçimleri falan böyle evet, bir tipleri biçimsiz şekilsiz. Biçimsiz şövalye olsun adı. Biçimsiz şövalyeyi. Şövalyenin şeyleri vardır ya böyle. Geliştirebiliyorsunuz. Ya aslında ben onu şey gibi düşündüm. Hani böyle eskiden şövalyeler böyle iki tane at böyle karşı karşıya böyle mızrakları tutup birbirine doğru evet, harra harra girip böyle evet attan düşürmeye çalışırlar ya.
Evet. Bunda da hani elinizde tuttuğunuz bir mızrağınız, bir kılıcınız, bir gürsünüz, örsünüz neyse. Hani onlardan Şimdi bir tanesi var. araçların önünde biliyorsun böyle top var. Hah, aynen. O top denk gelmedi mi patlamıyor diğer taraf. Patlamıyor. O yüzden, diğerine vurdurmak gerekiyor. O yüzden onu. Dedim hani birazcık Carmageddon falan filan benziyor gibi diğerinden. Bir şey yapıyorsunuz. Böyle oyun haritası içerisinde böyle mavi böyle kristaller şeyler var. Bunları topladıkça sizin önünüzdeki uzuyor. Silahınız arkadaşlar. Ozancam gibi böyle pis düşünmeyeceksiniz. Önünüzde duran silahınız her neyse bunları aldıkça uzuyor. Evet. Ama zaten ben özellikle Ozancan'ı böyle bir eğlendireyim sizler de. Eğlenin diye yaptım. Gayet de eğlendim. Şaşırtmadım ya, ona üzüldüm yani. Güzel olmadı mı ama? Güzel oldu. Devam ediyorum diğer oyunla. Online var, single var, oynayın direkt arkadaşlar. Direkt diğer oyuna geçmem lazım. Var hadi geç. War Planet Online ve efsane bir oyunda. Çünkü neden? Burada köyünüz var arkadaşlar. Ama bak, anlatsan ben sonra gideceğim. Şimdi bak, oyun birazcık City Life tarzı. Birazcık neydi bizim en çok şey bu? Ney? Clash of. Ha, Clash of Clash of Clans'e birazcık benziyor. Tamam. Bir yandan yani oyunlar, oyun motoru olarak diyeyim, oynanış olarak bütün hepsinden böyle birer parça bir şeyler almış. Fakat oyunun grafikleri çok güzel. Aynen, hani son zamanlarda hani mobil platformlarda gördüğüm en iyi grafiklere sahip Aynen strateji öyle. Oyunlarından bir tanesi diyebilirim. Özellikle o üstünüzü kurduğunuz taraftaki evet. yapabileceğiniz binalarınız, geliştirebileceğiniz yapılar ciddi anlamda böyle şey yapılmış. Çok ince detaylı şekilde bizlere sunulmuş. Onun dışında dünya haritasına girdiğiniz zaman savaşabileceğiniz veya birlikte aynı ittifakta klanda yer alabileceğiniz arkadaşlarınız ve rakipleriniz bu dünya haritasına ciddi anlamda oyuncuyu çok güzel yerleştirilmiş. Yani. Dünya haritası da güzel. Sıkmaz. O uzun sürede oynarlar. Aynen, bir başladım bu strateji oyununa zaten eminim. Sonuna İlerlemeli kadar olması gidiyorsun. Özellikle çok güzel olmuş. Bir de şey var, üstü geliştirme maydan. Kısmı oyunun yine sürükleyici ve bırakmamanızı sağlayacak taraflarından bir tanesi. Ve yani üstünüzde savaşlarda kullanabileceğiniz çok böyle modern araç gereç, tanklar olsun, evet. uçaklar olsun, helikopterler olsun geliştirebiliyorsunuz. Düşmanlarınıza saldırırken bunları sonuna kadar kullanıyorsunuz. Yine stratejinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Diğer oyuna geçiyorum. Ver abi. Forward Assault diyorum. Yine bir savaş oyunu. Aynen. Az önce bahsettiğimiz oyun işte arkadaşlar. Aynen öyle. Tam bir counter. Bu. Yine tam bir counter'ı size ama mobilde sunmaya çalışıyor. Bu sefer tam bir counter olmuş sanki abi. Bu sefer tam olmuş. Şimdikinlere çok çok iyi. Şimdikinlere kadar yani şimdiye kadar anlattığımız böyle counter tarzı oyunları düşündüğüm zaman bu da ciddi anlamda çok böyle dikkat çekenlerden bir tanesi. Hani Android tarafında dediğim gibi çok uzun süredir geliştiriliyordu. Sürekli yeni güncellemeler oyuna geliyordu. Zaten oyuncuların yorumları da oyunla ilgili çok iyi. Ya geçtiğimiz günlerde iOS platformuna da geldi artık. Sonunda. Her iki platformda da olduğu için biz de sizlere tanıtmak istedik bu oyunu. Aynen. Anlat abi sen biraz o oyundan bahset. Şimdi oyun oynanış olarak klasik kaçtım kovalıyorum, kustum vuruyorum. Aynen. Dayı ne yapalım, nereye gidelim falan filan tarzında bir oyun. Bomba kuralım mı var? Bomba kuralım mı baba falan, falan filan. Rehineleri kurtaralım var. Mı var yine? Aynen öyle. Bunları tamamı oyunda mevcut. Bunun dışında da mobilde oldu mu tadından yenmiyor. Bu kadar söyleyecek bir şey yok çok bir fazla. Bir dünya silah zaten var. Zaten bak mi? Şimdi şu anda ben şöyle söyleyeyim. Oyunun şu an görüntüsünü görüyorsunuz ya. Görüntüyü gördüğünüzden zaten büyük bir ihtimalle bizi dinlemeyi bırakıp aşağıdan linke tıklayıp İndireceksiniz. Oyunu falan indiriyorsunuz. Oyun yani. Ciddi anlamda çok iyi farklı silahlar var. Silahlara hani böyle Counter Strike'da hani şeyler ekliyorsunuz ya, skinler ekliyorsunuz ya. Evet. Onlar gibi ekleyebileceğiniz birçok farklı geliştirme, özelleştirme seçeneği yine oyun içerisinde mevcut. Hani Counter tarzı oyunları seviyorsanız bu oyun tam aradığınız seviyorum. Oyun arkadaşlar, mutlaka oynayın şimdiye kadar denemediyseniz. Ve geldik hepinizin severek takip ettiği haftanın bonus oyununa, Flip Master. Flip Master. Flip Master, hani bir tane bizim dayı vardı böyle şey atıyordu. Çubuk atıyordu böyle. Çubuk atarken böyle saçma sapan gereksiz gereksiz acayip acayip sesler çıkartıyordu. Acayip sesler çıkartıyordu. Önceki bölümlerden bir tanesini anlatmıştık. Hani sürekli takip edenler varsa bizi bilirler. Bu oyunda Android platformunda vardı yakın zamanda. iTunes'ta şeydi. Soft launch'taydı. Aynen öyle. Sonunda iTunes'da geldi. iOS'ta yine gelen beklediğimiz oyunlardan bir tanesiydi. Abi ya hani oyun güzel de bir yandan da çok saçma geliyor bana ya. Çok saçma ama şöyle bir şey. Gereksiz bir şekilde oynamıyorsun ama. Ya Ketchup'un oyunları kadar saçma değil. Ketchup'un oyunları çok saçma ama bu herifler kesin psikologlarla falan çalışıyorlar. Harbiden oyunları çok fena sarıyor. Aynen öyle. Ciddi anlamda sarıyor ama çok saçma. Bu da yine çok saçma oyunlardan biri. Trambolin var. Evet, trambolinde. Trambolin üzerinde gereksiz oplayıp zıplayıp ayaklarınızın. Kafanın üstüne çakılmaman lazım bak. Göbek birinci kural. Düşmeyeceksin. Göbek üstü düşmeyeceksin yoksa hit oluyorsun yine. Ayakların üzerine düşebilirsin. Ayakların üstüne düşmek serbest. Biraz böyle
inceden sırtın poponun arasına. Dışarıya yine düşersen belin kafan patlıyor, yine hit oluyor. O yüzden. Yani o trambolin güzel, üzerinde tuvalet, sekip sekip. Bunlar da oynanacak oyun, ben sana söyleyeyim. Ha. Tuvalette oynanacak oyun bu. Skor siz o bize tam. Tuvalette oynanacak. Yok evet. Tuvalette oynanacak dememiştik ben biz. Ben dedim ya. Onu da. Onu şeyde demiştik biz. Minibüste, otobüste oynanacak oyunlar onu demiştik. İstememişlerdi. Olmadı. Tuvalette sonra olacak. Sonra tuvaletlerinde o da olmadı. Aynen. Değil mi? O da olmadı. Böyle trambolinle zıplıyorsunuz, saçma salak hareketler yapıp puan toplamaya çalışıyorsunuz. Karakter zaten şey gibi, kukla gibi orası burası her yanı oynuyor. Yere çakıldığınız zaman çok eğlenceli. Bunun dışında farklı trambolinlerine... Bolca karakteri öldürürsünüz gibi geliyor benim. Ve özellikle bu oyuna sallamak için koyduğumuzu düşünüyorum ben. Ya aslında ben bunu yine elediğimiz oyunlar yapıyorduk ya sizler için evet. Daha önce. Hani onların arasına atacaktım ama atmak istemedim. Şimdi aranızdan sallayanlar oluyor. Bu oyunda çıktı abi, bunu niye tanıtmadınız falan. Bunu yeni tanıtayım abi. Angry Birds Match diye bir oyun yapmış. Hani yani şimdi bu kadar Angry Birds popüler olduğu için hani bununla araya sıkıştırıp ne yapıyorsun? Eşleştirme oyunu. Angry Birds yazsam başına ne olsa indirir kafasına girmiş. Aynen. Rovio yine saçmalamış. Angry Birds Candy Crush. Kuşları aman şekilleri eşleştir. Gibi. Kuş yap. Gibi. Kuşlarla domuzları öldür. Bölümleri geç. Earth Bird Zip. Aynen öyle. Yani bu. Hani Candy Crush seviyorsan Angry Birds seviyorsan birleşmiş işte. Oldukça bir arada, çakma. Al, oyna. Oldukça gereksiz. Rovio'nun yine bir oradan işte. Sana bir şey diyeyim mi? Şöyle günde bir 200-300 dolar uygulama içi satın alma satsak yeter kafasında falan ama çıkardık. Ama yine böyle herhalde. Para çok omal yine indirecekler. Kesin canım. Adamlar işi biliyorlar bir şekilde. Aynen, diğer oyunlardan bir besliyorlar böyle bam bam bam. Oyun içinden yönlendirmeyle alıyorlar. Hayırlısı. Evet. Bu hafta da arkadaşlar haftanın en iyi Android ve iOS oyunlarının sonuna geldik. Diğer zaman, videolarımızı izleyebilirsiniz. Nereden ama? Diyorum. Nereden? Ama böyle miydi? Bir şey var. Ha. Geçen hafta biliyorsun IFA vardı. Berlin'deydim ben. Aynen. Ozancan'ı Berlin'e gönderdik muhteşem arkadaşlar. Muhteşem yeni ürünler var arkadaşlar. O videoların hepsine hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Hemen sol taraftan da diğer inceleme videolarımıza gidebilirsiniz. Şey vardı ya sen şeyi incelemiştin sanki. Neyi? Note 8. Note 8 var. Ha. Note 8'i koyalım oraya. Tamam buraya da Note 8'i koyduk arkadaşlar. Buradan da kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.